Biz dün Artvin ve Rize'deydik. Bugün Trabzon'da, Giresun'daydık. Akşamleyin Ordu'da muhtarlarımızla, meslek örgütü başkanlarıyla, sivil toplum örgütleriyle birlikte bir iftarda buluştuk. Tabii her zaman söylediğim bir şey var. Ben bir ile gidersem baba ocağına uğramadan, il başkanının bir kahvesini içmeden o ilden ayrılmam. Baba ocağına, Ordu il başkanlığımıza geldim ve bir baktım ki burayı da bir miting alanına çevirmişsiniz. Hoş geldiniz. En sonunda ben de ışık yakacağım ve güzel bir hatıra fotoğrafı çektireceğiz. Tabii ben iftarda uzun uzun Ordu'nun seçimlerinin ne anlama geldiğini söyledim. İl başkanımız yanımızda, Ordu'nun bütün ilçelerindeki belediye başkan adaylarımız yanımızda, hepsi birbirinden iddialı, hepsini çok seviyoruz, onlara güveniyoruz, sonuna kadar arkalarındayız, onları Ordululara emanet ediyoruz. Adaylar içinde özellikle bir adayımız var ki onu özel olarak bazı ordulara emanet edeceğim. Adayımız Ordu'nun tek kadın adayı Leyla Başkan. Çamaş'ta belediyede aday, belediye başkanının kendisine karşı uyguladığı sözlü bir şiddet var. Bütün kadınlara yapılmış bir saygısızlık var. Bunun hesabını sandıkta soracağız. Ben Leyla Başkan'ı Çamaş'taki, Ordu'daki bütün kadınlara ve kadın haklarına saygılı bütün centilmen erkeklere emanet ediyorum. Şimdi Ordu'nun en önemli özelliklerinden bir tanesi, bu Adalet ve Kalkınma Partisi hükümeti Ordu'nun dörtte üçünü, %76'sını maden arama bölgesi ilan etti. Her tarafa altın madeni ruhsatı veriyorlar. İliç gibi açık ocakla işleterek, üstüne siyanür damlatarak altın çıkarmak istiyorlar. Bunun sonucu şudur: Avrupalı maden şirketleri toprağı dozerlerle kazarlar, üstüne siyanürü dökerler, alttan altını toplar giderler, siyanürlü posası, sudaki arsenik Ordululara kalır. Bakın, şu anda yaratılmaya çalışılan bir izlenimle iki aday büyük şehirde birbirine rakip gibi gösteriliyor. Ama aslında ikisi aynı dalın meyvesidir. İkisi kayıkçı kavgası yapmaktadır. Bunlardan bir tanesi altın madeninin ruhsatını verendir. Öbürü de bu ruhsatı devam ettiren ve büyütendir. İkisinin birbirinden farkı yoktur. İkisi aynı dalın meyvesidir. Buradan şimdi çok özel bir şey söyleyeceğim. Bunu bütün Cumhuriyet Halk Partililer duysun. Bunu bütün CHP'lilere duyurun. Bu partinin kurucu genel başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Özgür Özel onun koltuğunda oturuyor, onun emanetinde görev yapıyor. Partinin genel başkanı Özgür Özel ve bu partinin, Atatürkçülerin, cumhuriyetçilerin, vatanseverlerin,
Partisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Zekai Sanadır nokta. Zekai Sana'ya CHP bütün potansiyeliyle sahip çıkarsa, Atatürkçüler, Cumhuriyetçiler, çevreciler, gerçek milliyetçiler Zekai Sana'ya sahip çıkarsa, gücümüzle ve yaratacağımız çekimle bu seçimleri biz alırız. Şöyle bir çaresizlik yok. İki kötüden birini tercih edelim. Efendim, AK Parti kazanmasın, karşısındaki birine destek verelim. Karşısındaki AK Partililik tillahıdır, tillahı. Eğer Zekai Sana dururken efendim AK Parti kazanmasın diye karşısındaki esas AK Partili Enver'e oy veren CHP'li vallahi de partisine ihanet eder, billahi de partisine ihanet eder. Sivil toplum örgütlerinin liderlerine söyledim. Ordunun basınına söyledim. Aha, bütün televizyonların önünde de söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Zekai Sana dışında, geçen gün bir video izledim. Ordunun bir ilçesi diyor ki, anlaşma yoksa ikisini de CHP'ye veririm. Anlaşma varsa şöyle yaparım. Özgür Özel olarak, partinin genel başkanı olarak söylüyorum. Yalancılara, fırsatçılara asla itibar etmeyiniz. Anlaşma diye bir şey yoktur. Bu partinin adayı Zekai Sana'dır. CHP'liler sandık başına gidince muhtarı bakacak, muhtar adaylarına, onların içinde en Atatürkçü kimse, en Cumhuriyetçi kimse ona oy atacak. Gelecek öbür zarfı alacak, ilçede CHP'nin adayını atacak. Öbür zarfa bakacak, CHP belediye meclis üyesini atacak. Büyük şehri alacak. Benim için, parti için, Kemal Kılıçdaroğlu için, Deniz Baykal için, Bülent Ecevit için, İsmet İnönü için ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk için oyunu partisine alacağım. Kendisine güvenmeyecek de gidip başkasına oy verecekmiş. Bir kusurumuz olduysa Zekai Bey'i birkaç hafta önce açıklamamakla oldu. Kesinlikle bana soruyorlar, orduda şöyle olur mu böyle olur mu? Orduda Zekai Başkan Büyükşehir Belediye Başkan adayımızdır. Ona oy vermek tüm Cumhuriyet Halk Partililerin namus borcudur. İki tane kötü var. Bir tanesi AK Parti'nin 10 yıl önce aday gösterdiği isim. Bir tanesi 5 yıl önce aday gösterdiği isim. İkisi de gitti Recep Tayyip Erdoğan'ın önüne aday adayı oldular. Hangisini seçse o partinin adayı oydu. Aday gösterilmeyince başka partiye gitmiş,
Şimdi efendim ben de birleşelim. Enver'e verilecek her oy partiye ihanettir. Nokta. Nokta. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir adayı da gençlik kollarımızın sevgilisi 29 yaşında aday edip 29 yaşında aday edip 29 yaşında ordunun en şirin, en güzel, en küçük ilçesi Gülyazı'yı kazanan Ulaş kardeşim Ulaş Tepe bu sefer ilçesine aday, ordunun göz bebeğine aday, altın orduya aday, Ulaş Tepe'yi de sonuna kadar destekliyoruz. Buradan şunu net olarak söyleyelim. Yarın aday olacak herkes. Bir, ilk önce mal varlığını açıklayacak. Bizim adaylarımız mal varlıklarını açıkladılar, açıklıyorlar. Rakiplerden de bu açıklamaları istemek orduluların hakkıdır. Bekliyoruz. İkincisi, bizim bütün belediye başkanlarımız yarın öbür gün açık ocaklı altın işletmeciliğine karşı toplumla birlikte olacaklar mı? Olacaklar. Toplumun arkasında duracaklar mı? Hayır. Arkasında durmayacaklar. Önüne geçecekler, mücadele edecekler, önderlik edecekler. Söz veriyoruz. Ve eğer samimiyseler orduda belediye başkanlığına aday olan herkesin bu altın madenleriyle, açık madencilikle, siyanürle madencilikle nasıl mücadele edeceğine ilişkin namus sözü vermesi gerekir. İki aday da altın şirketlerinin gizli adayıdır. Bu açık liçle, İliç'teki gibi buradaki Fatsa'daki mücadeleyi gördünüz. %75'ini, tarım alanlarının %70'ini, orman alanlarının %62'ini Akbelen'deki gibi delik deşik edip ortadan kaldırıp orduyu perişan edecekler. Biz altın şirketlerinin adaylarına değil, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisinin adaylarına oy veriyoruz. Bunun dışında emeklileri konuşuyorum, duyuyorsunuz. Çalışanların sorunlarını konuşuyoruz. Atanmayan öğretmenleri konuşuyoruz. Staj mağdurlarını konuşuyoruz. 9000 gün mağduriyetini konuşuyoruz. Ve hepsinin seslerine ses olmaya çalışıyoruz. Bugün buraya bir il başkanlığı ziyaretine gelmişken, siz değerli partililerimizi burada görmüşken, biraz önce söylediğim önemli hususları ifade etmeyi ve bir kez de sizin önünüzde adaylarımızın elini kaldırmayı istedim. Karşıda Cumhur İttifakı var, yanında da aynadan baktığında aynısı bir aday daha var. Bizim ittifakımızın adı Ordu İttifakı'dır. Bizim ittifakımızın adı Türkiye İttifakı'dır. Bizim ittifakımız gücünü milletten,
renklerini ay yıldızlı al bayraktan almaktadır. Şimdi bir duyayım bakalım. Kırmızı. 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 En büyük. En büyük. Ulaştepe kazanacak. Altın Ordu kazanacak. Zekayı sana kazanacak, Ordu kazanacak. CHP'li adaylar kazanacak, Ordu kazanacak. Türkiye İttifakı kazanacak, Türkiye kazanacak. Bir ver bakalım bir şey, telefon ver. Şöyle bir görelim. Herkes bakalım bir ışıkları açsın. Herkes, herkes, herkes. Telefonun ışığını bir açsın göreyim. Gençlik burada sizi bekliyor. Gençlik burada sizi bekliyor. Gençlik burada sizi bekliyor.